Öncelikle merhabalar. Ülkemizin ve dünyanın geçmiş olduğu bu süreçte bütün öğrencilerime sağlıklı günler temennisiyle dersime başlamak istiyorum. Bugünkü anlatacağımız konu eğitim kavramı. Eğitim kavramı üzerinde duracağız. Eğitim kavramının etik açıdan analizi üzerinde durmaya çalışacağız. Kavramları önemsiyorum değerli gençler. Ne için önemsiyorum? Kısaca bunun sebebini sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz kavramlar üzerinden iletişim kuruyoruz. Kavramlara yüklediğimiz anlamlar bu noktada önem arz etmektedir. Kavramları yerli yerinde, doğru, bağlamında ve zamanında kullanmak iletişimin sağlıklı gerçekleşmesi anlamında önem arz etmektedir. Ne yazık ki ülkemizde çok ciddi anlamda bir kavram kargaşası yaşanmaktadır. Onun sebebi de şu, yani kavramları biz doğru bağlamında kullanmadığımız için, yerli yerinde kullanmadığımız için iletişim noktasında ciddi sorunlar yaşadığını düşünüyorum. Bu kavram kargaşası hemen hemen sokaktaki insandan tutun da üniversite mezununa kadar hemen hemen herkeste gerçekleşen bir durum. Yani profesöründe de bu kavram kargaşasını görüyoruz. Çiftçisinde de görüyoruz, öğretmeninde de görüyoruz, ev hanımında da görüyoruz. Ne yazık ki böyle bir sıkıntımız var. Toplum olarak kavramları doğru yerinde ve bağlamında kullanmıyoruz. Bunun sebebini ben şöyle düşünüyorum. Yani kavramlar insanın gönül dünyası, düşünce dünyası net olduğu zaman, berrak olduğu zaman bu kullandığı kavramlara yansımaktadır. Yani benim düşünce dünyam ne kadar netse bu düşüncemin, fikirlerimin yansıması kavramlarda söz konusu oluyor. Ya da gönül dünyam ne kadar netse, duygularım ne kadar netse, bu duygularımın kavramlara yansıması da o kadar net olacak. Ama ne yazık ki bizim gönül dünyamız, düşünce dünyamız, fikir dünyamız çok kaotik olduğu için, çok karmaşık olduğu için doğrudan bu da kavramlarımıza yansımaktadır. Bu nedenle kavramları, bu bana göre tabii bunu ifade ediyorum, kavramları doğru ve bağlamında kullanmıyoruz. Eğer fikir dünyamız, gönül dünyamız net olursa bu da kullanacağımız kavramlara yansıyacaktır diye düşünüyorum. Kavramlarımız o kadar net, açık ve anlaşılır olacaktır. Dedim ki iletişimde kullandığımız semboller önemlidir. En basit tanımıyla iletişimi nasıl ifade ediyoruz? İletişim iki birim arasında karşılıklı mesaj alışverişi olarak ifade ediyoruz. Bu mesajları daha çok işte jestler, mimikler, kullandığımız kavramlar şeklinde özetleyebiliriz. Yani ister sözlü olsun, ister yazılı mesajlar olsun. Biz semboller üzerinden iletişim kuruyoruz. Dolayısıyla kavramlarımız net anlaşılır olursa iletişimimiz de, iki birim arasındaki iletişimimiz de o kadar sağlıklı gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Şimdi bu kısa tespitten sonra, yani kavramların doğru ve bağlamında kullanılması tespitinden sonra eğitim kavramını neden açmamız gerektiğini, eğitim kavramı üzerinde neden durmamız gerektiği üzerinde kısaca bazı şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, ne yazık ki biz eğitimciler eğitim kavramını çok yanlış kavramsallaştırıyoruz. Aslında yanlış demeyelim de doğru ve bağlamında anlamadığımız için eğitim kavramına yüklediğimiz anlamlar birbirinden farklılaştığı için uygulamalarımızda da bazen yanlış uygulamalara gitmiş oluyoruz. Şöyle ki, şöyle örnek vererek bunu ifade etmeye çalışayım. Şimdi biz öğretmenlere eğitim bilimine giriş dersinde
ya da öğretmenlik mesleğine giriş dersinde eğitim kavramını öğrettiler, öğretmeye çalışıyorlar. Literatürdeki bazı kavramları, eğitimle ilgili bazı kavramları eğitim fakültesine başladığımız ilk yıl bu derste öğreniyoruz. Tabii eğitimle ilgili çok farklı tanımlamalar var. Yani eğitimin sosyolojik açıdan açılımı var, işte psikolojik açıdan açılımı var, ekonomik açıdan açılımı var, pedagojik açıdan açılımı var. Az sonra bunlar üzerinde kısa kısa durmaya çalışacağım. Ve biz bu farklı tanımlar içerisinden kendimize özgü bir eğitim tanımı yapmaya çalışıyoruz. Ve kabullendiğimiz, benimsediğimiz eğitim tanımına göre bizim mesleğe olan yaklaşımımız ya da öğretmenlik mesleğindeki uygulamalarımız da eğitim bu kavrama yüklediğimiz anlamdan dolayı farklılaşabilmektedir. Yani siz eğitim kavramını nasıl kabul ederseniz, nasıl kavramsallaştırırsanız eğitimciliğiniz, öğretmenliğiniz de o anlamda şekillenecektir diye bir varsayımım var. Dolayısıyla eğitim kavramına yükleyeceğimiz anlamların doğru ve bağlamında olması gerektiğini varsayıyorum. Dersimizin konusu da bu bağlamda. Dersimizin ana merkezi bu temel varsayımdan yola çıkarak şekillenecek. Dolayısıyla gerek öğretmen olarak, gerek bir eğitimci olarak, ben tabii her bir insanı bir eğitimci olarak varsayıyorum. Sadece profesyonel anlamda öğretmenlik mesleği için düşünmüyorum. Her insan bana göre bir eğitimcidir. Çünkü nihayetinde biz birer anne ve babayız ya da birer anne ve baba adayıyız. Dolayısıyla evlatlarımız olacak, çocuklarımız olacak. Onların eğitimiyle sorumlu olacağız bir baba olarak, bir anne olarak. Onların eğitiminden sorumlu olduğumuz için eğitime doğru anlamların yüklenmesi bu anlamda önem arz etmektedir. Yani genel anlamda bir eğitimci olarak da eğitime doğru bir anlam yüklemek burada önem arz ediyor. Özel anlamda da bir öğretmen olarak eğitime nasıl bir anlam yükleyeceğimiz noktasında da bu kavram analizi bana göre önem arz etmektedir. Dolayısıyla biz bir eğitimci olarak eğitimin etik açıdan kavram analizini yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda bu dersimizi eğitim kavramının etik açıdan analizi üzerine yoğunlaştırmaya çalışacağız. Az önce de ifade ettiğim üzere literatürde eğitimle ilgili çok farklı tanımlamalar söz konusu. En genel anlamıyla eğitimi biz şöyle tanımlıyoruz. Doğumla başlayıp ölümle biten süreç içerisindeki bütün yaşantılara biz eğitim adını veriyoruz. Hatta bazı bilim insanları eğitimin anne karnında başlayabileceğini varsayıyorlar. Ve bu yönde de çok ciddi bilimsel çalışmaların olduğunu biz biliyoruz. Dolayısıyla doğumla başlayıp ölümle biten o süreç arasında, o çizgi, iki çizgi arasındaki her türlü olumlu ya da olumsuz yaşantıları literatür eğitim olarak kabul ediyor. Tabi bunun içerisinde birçok yaşantı var ve bu yaşantıları farklı kavramlarla ifade ediyoruz. Örneğin öğretim, yetiştirme, öğüt, yani nasihat, beyin yıkama gibi kavramlarla biz bu süreçteki yaşantıları ifade edebiliriz. Ve her bir kavramı genel olarak eğitim kavramıyla, eğitim kavramı, eğitim şemsiyesi altında toparlamaya çalışıyoruz. Hatta şöyle ifade edeyim, 1950'lere kadar eğitim kavramı yerine çok farklı kavramlar kullanıyorduk. Örneğin müfredat, talim, terbiye, teedip, tedris, terbiye gibi kavramları kullanıyorduk. 1950'li yıllardan sonra bu kavramların yerine, bütün bu kavramların yerine eğitim kavramını kullanmaya başladık. Şimdi çoğu zaman öğretim yaptığımız o sürece eğitim diyoruz ya da yetiştirme sürecine eğitim diyoruz ya da beyin yıkama dediğimiz o sürece eğitim diyoruz.
Oysa ki bana göre eğitime çok farklı bir anlam kazandırmamız, eğitimi farklı bir bağlamda kavramsallaştırmamız gerektiği üzerinde temel bir düşüncem var. Yani eğitim öğretimden farklı bir süreç olmalı bana göre. Ya da eğitim yetiştirmeden farklı bir süreç olmalı diye düşünüyorum. Yani öyle bir süreç olmalı ki yaptığımız etkinlikler, yaşantılar, kazanımlar, kazanımları içeren o süreç öyle bir özelliğe sahip olmalı ki bu yaptığımız etkinlik öğretimden farklı olabilmeli. Yetiştirmeden farklı olabilmeli, nasihatten farklı olabilmeli. Dolayısıyla biz burada bir eğitim kavramına yönelik yeni bir anlam, tırnak içerisinde söylüyorum, anlam arayışı denemesi içerisinde bulunacağız. Yani yaptığımız etkinlik öğretimden farklı bir şey olmak durumunda, yetiştirmeden farklı bir etkinlik olmak durumunda. Kısaca bunu temellendirmeye çalışacağım. Yani bana göre öğretim bir eğitim değildir. Yetiştirme bir eğitim değildir. Neden? Çünkü eğitim sadece insanlara özgü bir süreçtir. Yani sadece insan eğitilebilir. Yani hayvanların eğitiminden bahsedebilir miyiz? Ya da olumsuz bir takım davranışların, yaşantıların bireye kazandırıldığı sürece eğitim diyebilir miyiz? Bana göre, benim temel varsayımıma göre, çıkış noktama göre, insanlar olumsuz bir takım davranışların kazandırıldığı sürece eğitim diyemeyiz. Buna olsa olsa öğretim diyebiliriz, buna yetiştirme diyebiliriz, buna beyin yıkama diyebiliriz. Her ne dersek. Yani bir süreci eğitim olarak tanımlanabilmesi için ya da kabul edilebilmesi için bir takım özellikleri barındırması lazım. Yani yetiştirmeden farklı olabilmesi için bir takım özellikleri içermesi lazım. Bu özellikler nelerdir? Bunlar üzerinde az sonra durmaya çalışacağım. Az önce ifade ettiğim üzere, ya dedim ki eğitim sadece insanlara özgüdür. Mesela hayvanların eğitiminden bahsedebilir miyiz değerli gençler? Bana göre hayvanlar eğitilemezler. Neden? Çünkü hayvanlar sadece yetiştirilebilirler. Hayvanları sadece yetiştirebiliriz. Yani diyelim ki hırsızlık konusunda bir çocuğa bir takım becerileri, davranışları kazandırdığımız süreç acaba bir eğitim midir? Bana göre bu da eğitim değildir. Bu sadece bir öğretim olabilir. Belli bir program çerçevesinde önceden belirlenen bir amacı belli yöntemlerle bireye kazandırdığımız bir süreç. Buna eğitim diyemeyiz. O halde bir etkinliğin eğitim etkinliği olabilmesi için bir takım temel özellikleri içermesi gerektiğini şu aşamada belirtmek istiyorum. Az önce ifade ettim, dedim eğitimle ilgili literatürde birçok tanımdan bahsediliyor. Çok kısa bu tanımlar üzerinde çok kısa durduktan sonra eğitime yeni bir anlam arayışı çerçevesinde eğitim öğretimden, yetiştirmeden ayıran temel özellikler nelerdir? Bunları da belirttikten sonra dersimizi bitirmeye çalışalım. Değerli arkadaşlar, literatüre baktığımızda az önce de ifade ettiğim üzere eğitimle ilgili çok farklı yaklaşımların olduğunu söylemiştik. Eğitime sosyolojik açıdan yaklaşımlar var. Eğitime psikolojik açıdan yaklaşımlar var. Eğitime ekonomik açıdan, ki çağımızda en yaygın kabul edilen eğitime yaklaşım ekonomik açıdan yaklaşımlardır. Pedagojik açıdan yaklaşımlar var. Bir de bu dört boyutun dışında literatürde olmayan bir başka boyutu da ben ekliyorum. Eğitime etik açıdan yaklaşımların olması gerektiğini varsayıyorum. Etik açıdan eğitimi ele almamız gerektiğini varsayıyorum. Neden etik açıdan eğitimi ele almamız gerektiğini ifade etmeye çalışacağım. Sosyolojik açıdan eğitim nedir diye soracak olursak, çok kısa, detaya inmeden şunu ifade edebiliriz. İnsan sosyal bir varlıktır. Her birey bir toplum içerisinde, grup içerisinde yaşamak zorundadır. Grup içerisinde ya da toplum içerisinde yaşayan bireylerin o toplumun yazılı veya yazılı olmayan kurallarına uyma sorumluluğu vardır.
şöyle ifade edeyim. Her insanın bir sosyal kimliği vardır. Bir de kendine has bireysel kimliği. Biz buna etos diyoruz. Yani şöyle ifade edeyim. Her bireyin bir toplumsal etosu vardır. Bir de bireysel etosu vardır. Daha doğru bir ifadeyle. Her insanın bir sosyal karakteri vardır. Bir de kendine özgü bireysel karakteri vardır. Biz buna etos adını veriyoruz. Dolayısıyla bireye o sosyal karakterini, kimliğini kazandıran, sosyal etosunu kazandıran sürece biz eğitim diyoruz sosyal açıdan. Daha basit bir ifadeyle söyleyecek olursak, bireyi sosyalleştirme sürecine biz eğitim adını veriyoruz. Yani bireyin içinde bulunmuş olduğu toplumun yazılı veya yazılı olmayan kurallarının öğretildiği sürece en genel anlamıyla biz eğitim adını verebiliriz. Durkheim şöyle tanımlıyor. Diyor ki, yetişmiş olan nesillerin henüz bu hayata ulaşamamış acemiler üzerindeki etkilerine biz ne diyoruz değerli arkadaşlarım? Eğitim adını veririz. Biz derken Durkheim'ın tanımını ifade ettim. Dolayısıyla toplumun yazılı veya yazılı olmayan kurallarının öğretildiği sürece biz sosyalleşme diyoruz. Bu sürecin toplamına da eğitim diyoruz. Yazılı olmayan kurallar dediğimiz nedir? Yani o toplumu töresidir, geleneğidir, örfüdür, ananesidir, inançlarıdır vesaire. Yazılı olmayan bu tür kuralların öğretilmesi, kültürleme işine biz eğitim adını veriyoruz. Yazılı kurallarda bildiğiniz gibi hukuktur. Hukukun, yani bir vatandaş olarak bir toplum içerisinde, grup içerisinde nasıl yaşayacağımızı öğreten o sürece eğitim adını veriyoruz. Sosyal açıdan eğitimi çok kısa bir şekilde bu şekilde ifade edebilirim. Şimdi burada sorulması gereken soru şu. Az önce söyledim, bireyi sosyalleştirme sürecidir. Bireye sosyal kimlik, sosyal karakter kazandırma işlemine biz eğitim adını veriyoruz. Peki bir toplum içerisinde acaba hangi kuralları öğretmeliyiz? Kime göre öğretmeliyiz? Neye göre öğretmeliyiz? Bu kurallardan hangileri doğru, hangileri geçerli diye sorduğumuzda bu sosyalleşme sürecinde, yani eğitim sürecinde bu yapılan etkinliklerin gerek birey açısından, gerek toplum açısından bazı sıkıntılar doğurabileceğini ifade edebiliriz. Yani o toplumda geçerli olan kuralları kim belirliyor? Doğru kurallar kime göre, neye göre belirleniyor? Ve bunu bireye öğretme hakkını kim, nasıl elinde tutuyor? Bunlar sorulması gereken sorular. Bu anlamda bireyi sosyalleştirme sürecinde bir takım sorulara cevap vermemiz gerektiğinin altını çizmek istiyorum. İkinci olarak psikolojik açıdan eğitim nedir diye sorduğumuzda, yani psikolojik açıdan eğitime yaklaştığımızda, az önce sosyal açıdan eğitimi ifade ederken şunu söylemiştim. Kişinin bir sosyal kimliği vardır, bir de kendine has bir kişiliği vardır, kimliği vardır. Yani sosyal etostan ve bireysel etostan bahsetmiştim. Yani bireyi birey yapan, yani beni, Ahmet'i Ahmet yapan temel özelliklerim benim bireysel karakterimi oluşturuyor, bireysel etosumu oluşturuyor. Dolayısıyla psikoloji bu noktada devreye giriyor. Diyor ki kişinin doğuştan getirmiş olduğu kendine has yeti, yetenek ve özelliklerinin, eğilimlerinin, istidatlarının, yönelimlerinin geliştirildiği süreçtir eğitim. Yani her insan doğuştan kendine özgü bir takım yeti ve yeteneklerle dünyaya geldiği için bu yeteneklerin geliştirildiği sürece, yani bireysel karakterin geliştirildiği sürece biz yani psikolojik açıdan bu sürecin bireye verildiği, doğuştan getirilen özelliklerin geliştirildiği sürece biz eğitim adını veriyoruz. Burada Platon'un çok güzel bir tanımını ifade edeceğim. O da şu, yani ruhu mükemmelleştirme sanatı olarak Platon tanımlıyor. Yani biz doğuştan getirmiş olduğumuz o özellikleri en olgun, en mükemmel seviyeye ulaştırıldığı sürece psikolojik açıdan eğitim adını verebiliriz.
Her insan farklı özelliklerle, farklı yeteneklerle dünyaya geliyor. İşte bu özelliklerin geliştirildiği, bireyin bireysel anlamdaki ihtiyaçlarının karşılandığı etkinliklere, yaşantılara psikolojik açıdan eğitim adını verebiliriz. Üçüncü olarak da değerli arkadaşlar, ekonomik açıdan eğitimin tanımlamaları var literatürde. Az önce de ifade ettiğim üzere çağımızda en yaygın kabul edilen eğitim yaklaşımları büyük ekonomik sistemlerin öngördüğü yaklaşımlardır. Yani kapitalizmin, liberalizmin, yeni liberalizmin, işte sosyalizmin ekonomik parametreleri çerçevesinde eğitimi kavramsallaştırmaya çalışan bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Bu anlamda ekonomik açıdan biz eğitime baktığımızda değerli meslektaşlarım, yani eğitimi şu şekilde ifade ediyoruz. Bireye bir meslek kazandırma süreci olarak eğitimi tanımlayabiliriz. Yani şöyle söyleyeyim, sokaktaki Fatma teyzeye deseniz ki eğitim nedir diye sorsanız eminim ki şöyle cevap verecektir. Ya da soruyu şöyle düzelteyim. Teyze ya da Ali dayı, Fatma teyze çocuğunu niye okula gönderiyorsun diye sorsanız eminim ki şöyle diyecek. Yavrum bir meslek kazanması için ben okula gönderiyorum. Eğitim bir meslek kazandırma işidir. Toplumdaki genel kanaat bu yöndedir. Dolayısıyla ekonomik açıdan baktığımızda eğitimi şöyle tanımlayabiliriz. İnsan bir ham maddedir. Belli bir süreçten geçirilerek o ham maddenin işlenerek nitelikli bir ürüne dönüştürüldüğü sürecin adıdır. Ekonomik açıdan. Yani niteliksiz olan insanın belli bir süreçten geçirilerek nitelikli, kalifiye hale dönüştürüldüğü sürecin adıdır. Yani bir meslek kazandırma, bir meslek edindirme etkinliğine biz ekonomik açıdan eğitim adını verebiliriz. Bir başka eğitime yaklaşım da değerli arkadaşlarım, pedagojik açıdan eğitim. Ya pedagoji nedir diye soracak olursanız, pedagoji aslında eğitime bilimsel yönden yaklaşan disiplinin adıdır. Dolayısıyla bilimsel açıdan eğitime yaklaşan yaklaşımlar var. Bu anlamda bizim ülkemizde en yaygın kabul edilen eğitim tanımı üzerinde duracak olursak, Selahattin Ertürk'ün yapmış olduğu bir tanımdır. Birçoğumuzun öyle veya böyle karşılaştığımız, duyduğumuz bir tanımdır. Bireylerin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla istendik ve kasıtlı yönde değişmelerin meydana geldiği sürece Ertürk eğitim adını veriyor. Bu bilimsel açıdan eğitime yaklaşımdır. Yani tanıma baktığımız zaman, tanımın analizini yaptığımız zaman bazı kavramlar ön plana çıkıyor. Nedir bunlar? İstendik sözcüğü, kasıtlı sözcüğü, tanımda bizim dikkat etmemiz gereken, altını çizmemiz gereken bazı kavramlar. Bireyin kendi yaşantısı yoluyla istendik ve kasıtlı olarak davranış değişikliklerinin gerçekleştirildiği bir sürece eğitim diyoruz. Şimdi istendik dediğimiz, yani tanımda geçen istendik sözcüğüne baktığımız zaman her türlü davranış değişikliğinin değil de olumlu bir takım davranış değişikliklerinin gerçekleştiği sürece eğitim adını veriyoruz. Dolayısıyla burada biz değerli arkadaşlar öyle bir planlama yapmalıyız ki bu planlamada her türlü davranışı bireye kazandırmayacağız. Sadece olumlu ve istendik davranışların kazandırıldığı sürecinden bahsediyoruz. Dolayısıyla tanımda yani pedagojik açıdan eğitime baktığımızda eğitimin amaçlı bir etkinlik olduğunu, planlı programlı bir etkinlik olduğunun altı çiziliyor. Tabii burada eğitimin amaçlı olması, belli bir plan ve program çerçevesinde olumlu davranışların, bireyin kendi yaşantısı yoluyla kazandırıldığı süreçten bahsediyoruz. Burada sormamız gereken soru şu, bu amaçları kim, neye, nasıl, neye göre belirleyecek? Yani bu amaçlar bireye göre mi belirlenecek, topluma göre mi belirlenecek,
devlete göre mi belirlenecek? Yani amaçların belirlenmesindeki temel kıstas nedir? Yani önceden hazırlanmış bir amaç ve bu amaçların içinde yer aldığı plan ve program çerçevesinde bir takım yaşantılardan bahsediyoruz. Dolayısıyla hani kasıtlı yönde dediğimiz önceden hazırlanmış bir program çerçevesindeki davranışların kazandırıldığı süreçten bahsettiğimiz için dolayısıyla bunları kim belirleyecek? Yani eğitim programlarını kim neye göre nasıl belirleyecek? Temel kıstas ne olacak? Bu da sorulması gereken sorulardan bir tanesi. Şimdi literatürde eğitimle ilgili tanımları çok kısa özetledikten sonra dedim ki eğitime beşinci boyut kazandırmamız lazım. Elbette ki bunların hepsine biz genel anlamıyla eğitim diyebiliriz. Yani öğretim de bir eğitimdir, yetiştirme de bir eğitimdir, teedip de bir eğitimdir, tedris de bir eğitimdir, terbiye de bir eğitimdir. Ama ben şunu düşünüyorum değerli gençler, değerli arkadaşlarım. Bunlardan ayrılıp eğitime öyle bir anlam yükleyelim ki bu sosyolojik anlamından, bu psikolojik anlamından, ekonomik anlamından, pedagojik anlamından farklı bir anlam oluşturmalı. Bu yeni kavramsallaştırdığımız eğitim öğretimden farklı olmalı, yetiştirmeden farklı olmalı, beyin yıkamadan farklı olmalı. Böyle bir temel varsayımım var. Bu nedenle eğitime etik bir açıdan, etik bir pencereden eğitime, etik bir pencereden bakmamız gerektiğini varsayıyorum. Dersin başında dedim ki her birimiz birer eğitimciyiz değerli gençler. Yani öğretmenliğimizi profesyonel anlamda mesleki yaklaşımımızı bir tarafa bırakalım. Nihayetinde bir toplum içerisinde yaşıyoruz. Dediğim gibi hepimiz anne ve baba adayız. Belki içimizden evli olanlar vardır. Nihayetinde çocuklarımızı eğiteceğiz. Onlara bir karakter, bir kişilik kazandırmaya çalışacağız. Dolayısıyla eğitimi doğru kavramsallaştırmamız, doğru anlamlandırmamız önem arz ediyor. Neden? Çünkü dediğim gibi toplum içerisinde yaşıyoruz. Kişiliğimiz, karakterimiz, davranışımız, yaşantılarımız diğer insanlara rol model olacak, çocuklarımıza rol model olacak. Bu nedenle bana göre eğitime 5. boyut dediğimiz o değer boyutundan, etik boyutundan yaklaşmamız gerekiyor. Peki nedir eğitimin bu yeni anlam arayışında eğitimi öğretimden, yetiştirmeden farklı kılan özelliği nedir diye soracaksanız, 3 temel özelliğinden bahsedeceğim. Yani bir etkinliğin eğitim etkinliği olarak kabul edilebilmesi için, öğretimden, yetiştirmeden farklı olabilmesi için 3 temel özelliğinin olması gerektiğini ifade edeceğim. Az önce söyledim, eğitim sadece insana özgüdür. Bakın hayvanların eğitiminden bahsedemeyiz. Hani bu çok farklı yöntemlerle köpeklere bir takım davranışlar kazandırıyoruz ya. Mesela toplumda daha çok eğitimli köpekler deniliyor. Eğitimli köpekten bahsedemeyiz. Neden? Çünkü hayvanlar eğitilemezler ki. Hayvanlara bir takım yöntemlerle bir takım davranışları empoze edebiliriz. Bu bir takım davranışları empoze ettiğimiz sürece eğitim diyemeyiz. Bunun olsa olsa adı yetiştirmedir. Ya bir narkotik köpek köpeğe o zararlı maddenin nasıl bulunacağı noktasında bir takım özellikleri tekniklerle kazandırarak o zararlı maddenin bulunmasını kazandırma işlemine biz eğitim diyemeyiz. Bu yetiştirmedir. Peki neden? Neden sadece eğitim insana özgüdür? Çünkü hayvan hiçbir zaman o sürecin nedenini, nasılını, niçinini sorgulayamaz. Çünkü bu özellik sadece insana verilidir. İnsan akıllı bir varlık olduğu için bir takım sorular sormak durumundadır. Ama köpeğe siz kazandırdığınız davranışı, düzeltiyorum, köpek kazandığı davranışın nedenini, niçinini, nasılını sorgulamaz. Bunu sadece ve sadece insan yapabilir. Yani ben bir şey öğrendiğimde, bir bilgi edindiğimde o bilginin nedenini, niçinini sorgulayabiliyor isem,
o bilginin benim günlük hayatımda karşılığının ne olduğunu, benim hayatıma bir anlam katıp katmayacağını sorgulayabiliyorsam, o sürece eğitim adını verebilir. Daha net ifadelerle söyleyecek olursak, yani bir sürecin, bir yaşantının eğitim olabilmesi için bilişsel boyutunun, farkındalık boyutunun olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir süreci yaşantılayan birey, o sürecin farkındaysa, öğrendiği bilgilerin, yaşantıların, davranışların hayatına bir anlam ve değer kattığının farkında ise, o öğrendiği bilgilerin, yaşantıların, davranışların nedeninin, içinini, nasılını sorguluyorsa, bu sürecin adına biz eğitim adını verebiliyoruz. Eğer yetiştirme sürecinde ya da öğretim sürecinde öğrenci ya da öğrenen o sürecin nedenini, nasılını, niçinini sorgulamıyorsa, bilişsel farkındalık söz konusu değilse, o sürecin eğitim boyutu bana göre eksiktir. O nedenle eğitim sadece insanlara özgüdür değerli arkadaşlarım. Hayvanlar öğrendiklerinin nedeninin içini sorgulayamazlar demiştim. Mesela narkotik köpek, değerli arkadaşlar, narkotik köpek o yaptığı davranışın ne kadar anlamlı bir davranış olduğunun farkında mı sizce? Hayır, farkında değil. Oysa ki insan öğrenmiş olduğu davranışların, edindiği bilgilerin hayatında ne kadar değerli olduğunun farkındadır. Örneğin şu son zamanlarda yaşadığımız bu virüs salgınında sağlık çalışanlarımızın fedakarca yapmış olduğu çalışmalar, özverili çalışmalar, bir insan hayatına dokunmak, bir insan hayatını kurtarma anlamında mesleki bilgilerini, becerilerini süreçte kullanmaları değerlidir ve bunun farkında olmaları değerlidir değerli arkadaşlarım. Bu açıdan eğitimi mutlaka bilişsel bir boyutunun olması, bir etkinliğin eğitim etkinliği olabilmesi için değerli arkadaşlar bilişsel boyutunun olması gerektiğini ifade ediyorum. Bir örnek daha vermek istiyorum. Bunun daha iyi anlaşılabilmesi için. Düşünün. Bir at ya da eşeği düşünün. Dünyanın en değerli bilgilerinden oluşan ciltler dolusu ansiklopediyi bu ata ya da eşeğe yüklediğimiz zaman bunları taşıyabilir mi? Elbette ki taşıyabilir. Bana mısın demez. Bunları taşır. Ama o dünyanın en değerli bilgilerinden oluşan, o ciltler dolusu ansiklopediyi taşıyan ata ya da eşeğe sorduğumuzda, o bilgilerin, o ansiklopedideki değerli bilgilerin nedeninin içinde ya da hayatında bir anlam ifade edip etmediğinin farkında mı? Farkında değil. Sadece onu bir yük olarak taşıyabilir. Oysa ki eğitimde o öğrendiğimiz bilgilerin, öğrendiğimiz davranışların hayatımızda bir anlamının olması, bir değerinin olması gerçekten o sürecin eğitim olduğunu bize gösteriyor. Yani farkındalık bilişsel boyut. Öğrendiklerimizin farkına varma, hayatı anlamlandırabilme, hayata değer katabilme iyi sağlıyorsa o etkinliğe biz eğitim adını verebiliriz değerli arkadaşlarım. Birinci boyut bu. İkincisi değerli arkadaşlar, bir etkinliğin eğitim etkinliği olarak kabul edilebilmesi. Hani dedim ya, yeni bir anlam arayışı içerisine giriyoruz. Eğitime yeni bir kavramsallaştırma yapmaya çalışıyoruz. Birincisi bilişsel boyutu. İkincisi de değerli arkadaşlar değer boyutu. Yani o yaşantının, yapmış olduğumuz, gerçekleştirmiş olduğumuz yaşantının eğitim olarak kabul edilebilmesi için, öğretimden, yetiştirmeden, beyin yıkamadan, öğütten, nasihatten farklı olabilmesi için bir boyutunun olması lazım. O da değer boyutu. Yani o yaşantıların bir değer boyutunun olması gerektiğini varsayıyorum. Yani süreçte bireye kazandırmak istediğimiz davranışların, bilginin, yaşantılarının değerli olması gerekiyor. Zaten eğitim kendinde değerli olan bir etkinliktir değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla belirlediğimiz amaçların, yaşantıların, kazandırmak istediğimiz davranışların, yeti ve becerilerin mutlaka
değerli olması gerekiyor. Yani kısacası değerli arkadaşlar, ben buna eğitime aksiyolojik boyut adını veriyorum. Yani o bir etkinliğin eğitim etkinliği olarak kabul edilebilmesi için etik boyutunun olması lazım. Değer olarak kabul ettiğimiz değerleri bireye kazandırabilecek etkinlikleri içermesi lazım. Şöyle söyleyeyim, yani bir yaşantının bireye insan olmayı hatırlatacak bir yaşantı olması gerektiğini varsayıyorum. Yani eğitimi diğer yaşantılardan, etkinliklerden ayırabilmesi için, yani öğretimden, yetiştirmeden ayırabilmesi için değer boyutunun olması lazım, etik boyutunun olması lazım. Etik bir farkındalık kazandırması lazım. Yani biz mesleki anlamda birçok bilgi ve becerileri bireye kazandırabiliriz. Farklı yaşantıları kazandırabiliriz. Eğer etik kaygıyı, etik farkındalığı bireye kazandıramıyor ise, değerli arkadaşlar, biz bu sürece eğitim adını veremeyiz. Şöyle somutlaştırayım, şöyle örnek vereyim. Mesleki anlamda diyelim ki çok ama çok kendini geliştirmiş X mesleğinden bahsedelim. Ama bu X mesleğini, hani hiçbir meslek grubuna şeyimiz dokunmasın diye meslek adını vermiyorum. Mesleki anlamda dünyanın en iyi, en profesyonel bireyi olabilir. Örneğin diyelim ki X mesleğinin yapması gereken birçok becerileri, davranışları en profesyonel anlamda yerine getirebilir. Ama değer boyutunu biz ihmal ederek o mesleği bireye kazandırmışsak, yani şöyle ifade edeyim, yani meslek ismini o meslektaşlarımızı affına sığınarak söylemek istiyorum. Mesela bir inşaat mühendisini düşünelim değerli arkadaşlar. Çünkü meslek ismi vermeden bunu açıklamam biraz zor. Ama bütün inşaat mühendisi arkadaşlarımdan da, arkadaşlarımın affına sığınarak bu örneği vereceğim. Yani inşaat mühendisinde gerçekten dünyada bir numara olabilir. O anlamda kendini çok geliştirmiş olabilir. Ama etik boyutu, etik değer boyutunu eksik ederek bir inşaat mühendisini biz eğer yetiştirmişsek, eğitim boyutunu ihmal etmişsek, o inşaat mühendisinin hesaplamaları noktasında eksik hesaplama yapmışsa, yapmış olduğu, inşa etmiş olduğu binanın çökmesi sonucunda onlarca masum insan ne yapmış olabilir? Can vermiş olabilir. Eğer değer boyutunu biz işin içerisine katıp o inşaat mühendisine iyi bir eğitim, bakın yetiştirme demiyorum, İnşaat mühendisini yetiştirmeyip teknik becerilerinin yanı sıra insani ve etik özelliklerini de katabilirsek, etik duyarlılığı, etik farkındalığı kazandırabilecek bir özellik de verebilecek bir süreç planlayabilmiş olsaydı, yapabilseydik, o binayı sağlam yapacaktı, hesaplamalarını doğru yapacaktı ve bir depremde, bir afette o bina göçmeyecekti ve masum insanlar ölmeyecekti. Yani diyeceğim kısaca, sözün özü, bir etkinliğin eğitim etkinliği olabilmesi için mutlaka etik boyutunun olması lazım. İnsani boyutunun olması lazım. Yani bireye insan olduğunu hatırlatabilecek, değerleri bireye kazandırabilecek bir boyutunun olması lazım. Üçüncü olarak da estetik duyarlılık dediğimiz. İkinci etik duyarlılıktı. Üçüncü özellik de estetik duyarlılık. Yani bir süreçte bireylere estetik duyarlılık kazandırabilirsek, yani insanların hassas olmasını kazandırabilirsek, o yaşantılara biz eğitim adını verebiliriz. Estetik duyarlılığı da şöyle temellendirmek istiyorum. Trafikte gidiyoruz değerli arkadaşlar. Aslında bir toplumda iletişimin sağlıklı olup olmadığını anlayabilmeniz için o toplumun trafiğine bakmanız yeterlidir. Eğer trafikte büyük araçlar küçük araçlara saygı duyuyorsa, erkek sürücüler kadın sürücülere saygı duyabiliyorsa, kurallara riayet ediliyorsa o toplumda sağlıklı bir iletişimin olduğunu varsayabiliriz. Ama ne yazık ki üzülerek şunu belirteceğim. Yani trafiğe çıktığımız zaman bakıyorsunuz şu büyük araçlar küçük araçları sıkıştırıyor. Erkek sürücüler
kadın sürücüleri sıkıştırıyor. Karşıdaki sürücüye saygı diye bir şey yok. Bunun sebebini sorguladığımız zaman işte o etik ve estetik duyarlılığı bireye kazandırılmamasından kaynaklandığını ben varsayıyorum. Estetik anlamda kişinin bir takım değerleri içselleştirmesi, kazanması, onun hassas olması, diğer canlı veya cansız varlıklara saygılı olması, değer vermesine zemin oluşturacaktır. Bu nedenle bir etkinliğin eğitim etkinliği olabilmesi için değerli arkadaşlar, mutlaka estetik boyutunun da olması gerektiğini ifade edebilirim. Dersimizi özetleyecek olursak değerli arkadaşlar, eğitime doğru bir anlam yüklemek, eğitimi doğru kavramsallaştırmak, bizlerin hem öğretmen olarak mesleğimizi icra ederken doğru uygulamalara imza atmamız anlamında, hem de bir eğitimci olarak, toplumda bir birey olarak, rol model olan bir birey olarak, bir anne ve baba adayı olarak eğitime doğru bir anlam yüklediğimizde birçok problemi, günümüzde yaşanılan birçok etik sorunu da çözebileceğimizi varsayıyorum. Eğitim öğretimden farklıdır, eğitim yetiştirmeden farklıdır. Çünkü eğitim insana özgüdür. Çünkü eğitim insana insan olmayı hatırlatan bir yaşantı olması gerektiğini düşünüyorum. Ve dersimi bir mesajla kapatmak istiyorum. Amerika'da bir lise müdürünün her eğitim öğretim yılı başında öğretmenlerine yazmış olduğu bir mektuptan kısa bir alıntıyla dersimi noktalamak istiyorum. Müdür mektubuna şöyle başlıyor. Değerli meslektaşlarım, bu gözler hiçbir insanlığın görmemesi gereken, şahit olmaması gereken acılara, ölümlere, şiddete, işkencelere tanıklık etti. Nice iyi yetiştirilmiş mühendislerin inşa etmiş olduğu gazadolarında, iyi yetiştirilmiş hemşirelerin zehirli iğneleriyle can veren mazlum çocuklara tanıklık etti. Benim istediğim sizlerden iyi mühendisler, iyi doktorlar, iyi öğretmenler, iyi fizikçiler, iyi kimyacılar yetiştirmeniz değildir. Eğer bir mühendislik bilgisi, eğer bir fizik bilgisi, eğer bir matematik bilgisi insana insanleşme noktasında katkı sağlıyorsa anlamlı ve önemlidir. Eğer insana insan olduğunu hatırlatmıyorsa o bilginin, o becerinin hiçbir anlamı yoktur. Dolayısıyla eğitim, değerli gençler, bana göre bize insan olmayı hatırlatacak bir süreç olması gerekiyor. Evet, beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese, hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler temenni ediyorum. Saygılarla kalın, hoşça kalın.